Evet, herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin'de neler olacak, Bitcoin ne yapacak, bunları konuşacağız arkadaşlar. Panik var mı, panik yok mu, bunları değerlendireceğiz. Evet, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bu videoyu çok kısa tutacağım çünkü Bitcoin videoları izlenmiyor fazla bir şekilde. Neyse, genel olarak fikirlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Negatif durumdayız, onu belirteceğim. Tek bir noktada pozitif durumdayız, bunu göstereceğim arkadaşlar. Nerede pozitif durumdayız? Şimdi arkadaşlar, nasıl negatif durumdayız şu anda? Tek bir pozitif noktamız var. Orada tutarsa çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar, negatif olduğumuz noktalar, biliyorsunuz ki bizim şurada bir yükselen trendimiz vardı, o kırıldı. Birinci negatif. Neydi? Birinci negatif. Şimdi dünyanın en büyük obosu geliyor mu arkadaşlar? Bakın, sol omuz, baş, sağ omuz. Bu gelirse bu bizim için çok büyük bir ayı piyasası demek arkadaşlar. Yani ocağımız battı demek. Bu riskleri göze alarak stop koyalım arkadaşlar. Bakın, buranın hedefi hemen hemen 15-16 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir obo gelecek. Eğer ki gelirse, yani şu trendin üstüne çıkamazsak çok büyük bir, burada trendi retest, sonra sağ omuz gerçekleşir, batışa hazırlanırız arkadaşlar. Şimdi şunları bir silelim. Yükselen trendimizi tekrardan çizelim arkadaşlar. Evet. Şu anda negatif konuları konuştuk arkadaşlar. Şimdi bir negatif daha konumuz var. Neresi? Haftalık baz arkadaşlar. Haftalık bazda bizim Bollinger bandının orta çizgisinin üzerinde olmamız lazım Bitcoin'de. Bakın, gördüğünüz gibi hala altındayız. Şimdi tam da yükselen trendimize denk gelmiş arkadaşlar. Bizim yeni yükselişler beklememiz için şu orta bandın kırılması ve aynı zamanda da gördüğünüz gibi yükselen trendimizin üzerine çıkmamız lazım. Ne oldu? Üçüncü negatif. Obo, yükselen trendin kırılması ve Bollinger bandının orta çizgisinin haftalık bazda altında olmamız. Toplam 3 tane negatif havamız var arkadaşlar Bitcoin'de. Şimdi pozitif olan yer neresi arkadaşlar? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bitcoin şurada tepe yapıyor ve şurada dip yapıyor. Sonra bir daha tepe yapıyor ve şurada dibini oluşturuyor. Şu anda ne var? Bakın, yükselen tepe. Şurada dibimiz var. Dip, yükselen dip, yükselen dip. Yani şuradaki dibin, şu dibin altında olmaması lazım arkadaşlar. Olursa zaten, oraya gelirse zaten birçok altcoin berbat olacak. Zaten bir sürü kişi zararda olacak. Yani ondan sonra zaten düşüşün devamının geldiğinin teyite alınacak arkadaşlar. Şu dibin altında şu dip kapanışlar yaparsa. Şimdi başka ne vardı? Evet, günlük baza gidelim arkadaşlar. Günlük bazda bir şey daha göstereceğim. Böyle olma olasılığı gerçekten var arkadaşlar. Böyle olursa da çok güzel olacak. Bakın, geçmişten bakarak senaryoyu takip ediyoruz. Bakın, Bollinger bandını kapatalım. Arkadaşlar bakın, şimdi şuradan şöyle gelmişiz. Buralarda dibimizi oluşturup zaman geçirmişiz ve yükselen tepemizi, kocaman bir yükselen tepemizi yapıp yeniden düşmüşüz. Ve buralarda şurada olduğu gibi vakit geçiriyoruz. Bakın, burada ne olmuş? Burada vakit geçirdikten sonra yeni tepesini yapmış. Şimdi de burada vakit geçirip yeni tepesini yapabilir. Yani 75 bin, 80 bin dolarlara gidebilir. Ne zaman gidebilir arkadaşlar? Tabii ki de buradaki oyalanma aşağı doğru gelmezse arkadaşlar. Aşağı doğru gelirse, aynı şuradaki gibi, şuradaki gibi aşağı doğru gelirse otomatikmen, yani şu dibimizin altında oluyor. Ne demek oluyor? Yani bundan sonra alçalan tepeler yavaş yavaş düşüşe geçeceğiz arkadaşlar. Ve ne olacak? Dünyanın en büyük obosu gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Bakın, sol omuz, baş, sağ omuz. Sonra bura bir retest, zınk diye 10.000 dolarlara kadar düşecek. Şu boşluğu hedef alırsak. Yani bizim şu anda tek pozitif noktamız var. O da hala yükselen tepe görünüyor büyük resimde. Yükselen tepe bozulursa arkadaşlar sıkıntı olacak. Ve yarınki FED toplantısının kararı gerçekten bizim için hayat memat meselesi. Lütfen stoplu gidelim. Karda olanlar artık stopunu koysun. Zararda olanlar, yani zararda çok fena bir şekilde zarardaysalar, yani %10'u geçtiyse zararları, bekleyecek abi, yapacak bir şey yok. Belki 2 sene belki 3 sene büyük bir ayı sezonunda, büyük bir yıkımda en dipten, böyle ayı sezonunun tam böyle nasıl diyeyim, en dibini bulduğu zaman oralarda güzel eklemeler yapıp artık 2 sene sırtımızı yaslanıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Nasipte bu varmış diyelim. Bitcoin birçok altcoin'i de yanında götürecek. Zaten götürmemesi de imkansız. Zaten lanet olsun. Bu Bitcoin'den ne zaman ayrılacağız? Hiçbir fikrim yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah söylediklerimi anlamışsınızdır. Yani ben genel olarak gerçekleşen negatif havayı ve pozitif havayı, bazı indikatörlere bakmadım. Bakmaya gerek duymuyorum. Ne de olsa yarınki kaderimiz, yarınki habere bağlı. Yani burada indikatörler pozitif olsa bile, yani formasyonlar pozitif olsa bile, yarın kötü bir haber geldiği zaman hiçbiri işlemeyecek. O yüzden hiç bakmaya gerek yok arkadaşlar. Ama şu anda 3 tane negatif, tek bir tane pozitif görünen kılavuzumuz var arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok, beklemedeyiz. Herkes dikkatli olsun, herkes stoplarını koysun arkadaşlar. Zararlı olanlar bekleyecek. Yeni alım yapacak olanlar lütfen yarını beklesin. Yeni alım kesinlikle yapmayın. Herkes Allah'a emanet, görüşürüz.